Efendim baba. Oğlum senin yerine iş başvurusu yaptım internetten. Ön görüşmeye çağırıyorlar. Aa ben şimdi çalışmak istemiyorum. Survivor 2021'e başvuru yapacağım. Ulan acı sanki Survivor ünlüler ebelden mi yapacak? Oxlar var bu yıl. Tamam. Boş ver abi, başvursa ne olacak? Nasıl ne olacak? Lan ben yıllardır niye işsizim? Harbiden niye işsizsin? Piyasada iş yok oğlum, iş yok. O kadar başvuru yaptım, geri dönen olmadı. Aha hatta adresi. Hadi kalk beraber gidelim. Bak yeğenim, şimdi seni bir şirkete göndereceğim iş için. Hiçbir şeye karışma, ben her şeyi halledeceğim. Tamam dayıcım, sen merak etme. Efendim Aziz Beyciğim. Yeğenim Mehmet iş arıyormuş, seni şirkete yönlendiriyorum. Ne demek efendim, siz hiç merak etmeyin. Yalnız biraz şımarıktır, idare edersiniz artık. La adrese de geldik. Bu adamlar sakın beni iş almasın. Almazlar oğlum, almazlar. Şüş, iş başvurusuna geldik lan, para çalmaya değil. Lan belki içine girmeden kova diyor yaptım. Ulan harbiden dediği gibi şımarık çocukmuş, kapıyı kıracak neredeyse. Hoş geldin efendim, hoş geldin, buyurun. Tipe bak, bu mu lan patron? Ben senin yerinde olsam takım elbise giyip gelirdim. Ulan bana kalsa şortla gelirdim. Biz iş başvurusu için gelmiştik de. Çalışma saatleri nasıl? Aklınızdaki çalışma saatleri nedir? Vallahi günde bir saat fena olmaz. Kafayı mı yedin lan sen? Milletvekillerim bile bir saatten fazla çalışıyor. Oğlum sen benden taraf mısın, ondan taraf mısın? Sana ne? Bir saat mi? Ulan şimdi ben bunu işe almazsam dayısal beni işinden kovdurur. Tamam anlattık. Özel bir de araç istiyorum. İşe gidip gelmek için. Arkadaş şaka yapıyor, kusura bakmayın. Ne şakası oğlum, ben çok ciddiyim. Hayatımız hazır bile. Allah, arabamız da oldu. Lan Mustafa oğlum, ben ne istesem adam kabul ediyor. Acilen bir şey yapmamız lazım, bu adam yoksa beni işe alacak. Beyefendi, öğle yemeğimiz de size ait. Nusret'ten başka bir yerde yemek yemem. Lan ne Nusret'i? Biz hep tombul tatlıyı diyemiyor muyuz diye mi? Alışma lan. Ulan ben bile Nusret'te yemek yemiyorum. Yani gene bahsedebilirsiniz. Ulan göz göre göre işe gidiyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Elinden kaydı galiba, salın değil. Bak şimdi. Lan ne yapıyorsun lan sen? Kendine gel. Sen mi adama iş veriyorsun, adam mı sana iş veriyor? Zararı yok. Zaten telefonu arızalıydı. Son bir şey diyeceğim. Ben hiç işe gelmesem, siz yine de benim her ay maaşımı yatırır mısınız? Ne demek? Bizzat kendi ellerimle size ben getireceğim. Hayırlı olsun abi. Dur, son bir defa şansımı deneyeceğim. Ben bu tokadı hak ettim. Gitmeden önce size avans vermeyi unuttum. Oğlum işe girmemek için elinden gelen her şeyi yaptım. Adam da işe sormak için elinden gelen her şeyi yaptı. Aman boş ver. Hem arabam hem de hiç çalışmadan maaş alacağım. Merhaba, ben iş başvurusu için geldim de.